TR724 YouTube sayfasında Adem Yavuz Arslan'ın "Trump virüsle, Erdoğan ülkeyle kumar oynuyor" başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Yazıya şöyle bir soruyla girelim. Şu anda istihbarat örgütleri için en değerli bilgi nedir? Normal zamanlarda olsak nükleer silahlardan terör örgütlerine uzun bir liste yapabilirdik. Ancak normal zamanlar kavramını unutalı çok oldu ve şimdinin en değerli istihbarat bilgisi ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu. Gerçekten de ABD Başkanı Trump'ın ne zaman COVID-19 virüsünü kaptığı, kimlere bulaştırdığı ve şimdiki sağlık durumunun ne olduğu belli değil. Teoriler havada uçuşuyor. Başkanın sağlığı üzerine bahisler bile açıldı. Hatta Trump karşıtları COVID'den 210 bin kişi öldü, bir fazlasından bir şey olmaz deyip ölümü için web sitesi bile kurdu. Bu durumun müsebbibi ise doğrudan Beyaz Saray yönetimi. Çünkü Trump'ın yönetim tarzı şeffaf değil. Beyaz Saray'a oturduğu günden bu yana aynı taktiği sürdürüyor. Son krizde de şeffaf davranmadılar. Birçok hayati soruya cevap vermediler ve bir şekilde medyanın eline düşen bilgilerle ilgili çelişkili açıklamalar yaparak soruları büyüttüler. Doğal olarak herkesin kafası karışık. Çünkü Trump'ın gerçekte ne zaman virüsü kaptığı sır gibi saklanıyor. Bazı kulis haberlerine göre ilan edildikten çok önce virüsü kaptı. Pozitif çıkmasına rağmen bu bilgi saklandı ve Trump seçim kampanyasını sürdürdü. Birçok Beyaz Saray çalışanı, danışman ve siyasetçi virüs kaptı. An itibariyle COVID-19'un dünya genelinde en hızlı yayıldığı yer Beyaz Saray. Beyaz Saray gazetecilerin "Başkan en son ne zaman negatif çıkmıştı?" sorusuna cevap vermezken, Trump'ın özel doktoru Sean Conley'nin "Pozitif sonuçlar 72 saat önce geldi" demesi olayı daha da karmaşıklaştırdı. Beyaz Saray daha sonra bu açıklamanın yanlış anlaşıldığını, Conley'nin Trump hastalığının 3. gününde olduğunu söylemeye çalıştığını iddia etti. Hele ki Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un Trump'ın sağlık durumunun kaygı verici olduğunu açıklaması telaşı daha da büyüttü. Karmaşayı büyüten verilerden birisi de Trump'a uygulanan tedavi. Çünkü sürekli başkanın iyi olduğu haberleri verildi, ancak uygulanan tedavi daha çok durumu ağır hastalara uygulanan türden. Sonuç itibariyle Trump 74 yaşında, 104 kilo ve kolesterol değerleri yüksek, yani risk grubunda. Sadece Amerikan kamuoyu değil, tüm dünya Trump'ın sağlığını tartışırken, Başkan Trump hastane önünde bekleyen destekçilerine teşekkür turu atınca kafalar iyice karıştı. Trump'ın gerçekten hasta olmadığını iddia edenler bu görüntüyü bir nevi delil kabul etti. Gerçi Trump açısından çelişkili bir durum yok. Yani ilk günden bu yana COVID-19'u hafife alan bir söylem geliştirdi. Pozitif olmasına ve hastanede tedavi görmesine rağmen dışarı çıktı ve seçim kampanyası yürüttü. Ben bu yazıyı yazdığım saatlerde Trump askeri hastaneden Beyaz Saray'a dönmüş ve şov yapıyordu. 3 gündür hastanede olan Trump maskeyi çıkarıp poz verdi, hemen ardından da üst üste tweetler attı. Özellikle de Trump'ın dönüşü, merdivenlerdeki görüntüleri ve balkondan verdiği pozlarla bezeli propaganda videosu uzun süren bir zihni hazırlığın ürünü denebilir. Birkaç saat içinde milyonlarca kez izlenen bir klip haline geldi. Etkili bir seçim kampanyası olduğu muhakkak. Pazartesi akşamı itibariyle Trump Beyaz Saray'a döndü ama ortada büyük bir belirsizlik var. Çünkü Trump'ın sağlığı gerçekten ne kadar kötü bilinmiyor. Trump çok iyi olduğunu söylüyor ancak birkaç dakikalık fotoğraf çekimi sırasında bile derin nefes almaya çalıştığı gözlerden kaçmadı. Aldığı söylenen bir takım ilaçlar var ki yan etkileri endişeleri büyütüyor. Mesela Mayo Clinic'in yaptığı değerlendirmeye göre başkana verilen ilaçlar saldırganlık, ajitasyon, anksiyete, sinirlilik ve ruh hali değişikliklerine neden olabiliyor. Trump'ın zaten sıra dışı bir kişilik olduğu malum. İlaçların da etkisiyle olağan dışı açıklamalar görürsek şaşırmayalım. Trump'ın sağlık durumu bilinmediği gibi işlerin ters gitmesi halinde ne olacağı da büyük bir muamma. Mesela böyle bir durumda seçim kampanyası ne olacak? Trump ağırlaşsa, dahası hayatını kaybetse ne olacak? Seçim yarışını Mike Pence mi götürecek? Bir yandan oy kullanma başladı ve Amerikalılar Trump ya da Biden'dan birine oy veriyorlar. Üstüne bir de rakibi Joe Biden hastalanırsa o zaman ne olacak? Trump'tan sonra yardımcısı Pence de virüs kaparsa seçim ne olacak?
sorular böyle uzayıp gidiyor ve açıkçası kimse tam olarak ne olacağını bilmiyor. Anayasada ve yerleşik uygulamalarda bir dizi protokol var ama COVID-19 öyle bir istisna ki tüm protokol kuralları alt üst olabilir. Seçime çok az bir zaman kaldı ama kimse nelerle karşılaşacağımızı, ortaya nasıl bir tablo çıkacağını analiz edemiyor. Özetle Amerika kendi derdine düşmüş durumda. Amerika kendi derdine düşmüşken Erdoğan'dan sürpriz bir hamle geldi. Bold Medya'dan Cevheri Güven'in özel haberine göre Rusya'dan alınan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisi nedeniyle aktif edilemeyen S-400 füze sistemleri bu hafta Sinop'ta test edilecek. Habere göre Erdoğan rejimi füzelerin çok acele test edilmesini istemiş. Peki Amerika'nın ve NATO'nun bu kadar sert tepkisine neden olan füzeler neden alelacele aktif hale getiriliyor? Bilindiği üzere S-400'ler nedeniyle Amerikan Kongresi'nden geçen kararlar var ve ilgili yasa Türkiye'ye kapsamlı yaptırımlar öngörüyor. Başkan Trump, stratejik gerekçeleri bahane ederek yaptırımları zamana yaydı. Ancak seçim sonrası ortaya çıkacak tablo durumu tersine çevirebilir. Eğer hem başkanlık hem de senato çoğunluğu demokratlara geçerse Erdoğan rejimini hayli zor günler bekleyecek. Peki Erdoğan bu riski görmüyor mu? Gördüğünden emin olabilirsiniz. Sonuçta Erdoğan için tek ve öncelikli realite kendi iktidarı. Bütün oyun planlarını, iktidarını sürdürmeye endeksli kuruyor. Bana göre şu anda S-400'leri aktive etmesi de bu stratejinin parçası. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kaos halinden de istifade ederek büyük güçler arasında oyun kurmaya çalışıyor. Yani klasik, üstüme gelmeyin, Rusya'ya giderim şantajını yapıyor. S-400'leri aktive etme kararı da bir nevi Avrupa ve Amerika yönetimine blöf. Unutmamak gerekir ki, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile olan ticari siyasi ilişkilerinin alternatifi İran-Rusya değil. Ayrıca Amerikan seçimi, seçim sonrası oluşacak geçiş dönemi, oluşacak yeni kongre filan derken en az 4 aylık bir belirsizlik süreci var. İşler Erdoğan açısından ters giderse de sorun değil. Çünkü faturayı ödeyecek olan Türk halkı olacak, diyor Adem Yavuz Arslan, Trump virüsle, Erdoğan ülkeyle kumar oynuyor başlıklı yazısında.